3 yıl olmuş gitmeyeli. Zaten sensiz bulamazdım o yeri bir daha. Nasıl gidilirdi ki? Bugün nedense kendimi bir anda orada buldum. İşte arkadaşlar gidelim dedi, ben de gittim. İlerledik, ilerledik. Sonra o merdivenler gözüktü sağa kıvrılınca. Öylece kala kaldım. Onlar ilerledi, ben kaldım. İçime derin bir nefes çektikten sonra ben de ilerledim. Ne olduğunu merak ediyorlardı. Neden geriden geldiğimi sordular. Adını söyleyemedim. Söylesem de bir şey anlayamazlardı. Benim de anlatacak halim yoktu. İyisime oturdum o merdivenlere. Çektim içime dumanı. Onlar konuşurlarken ben senin yanına geldim. O güne gittik birlikte. Yine sen vardın yanımda. Bu sefer gözlerimi kaçırmadım senden. Gözlerinin içine içine baktım. Söyleyeceklerim vardı sana. Yüzüne baktım. Konuştum. Senden sonraları, başıma gelenleri anlattım sana. Senden sonraları, kimlerin gelip gittiğini, bıraktığın izin, bugünkü yerini, neden diğerlerinin gelmelerine izin verdiğini ve neden bana yalanlar söylediğini sordum. Beni aldattığını biliyordum artık dedim sana. Sustun. Sorularım cevaplarına muhtaç kaldı ama sen ağzını açıp tek kelime dahi etmedin. Bütün bunların ne önemi vardı şimdi değil mi? Ama bari tek bir şey söyleseydin. Buraya senden sonra ben yine geldim. Evet, senden sonra ben çok daha fazla sevdim başka insanları. Hatta ben seni hiç sevmedim deseydin ya bana. Sustukça daha çok küçüldüm gözümde. Tam 3 yıl olmuş Cihangir'e gitmeyeli. O merdivenlerde oturup İstanbul'u seyretmeyeli yıllar olmuş. Yanında olmayalı içimde kalan sözlerim çoğalmış. Bir derin nefes daha çektim içime. Seni 3 yıl öncesinde bırakarak döndüm arkadaşlarımın yanına. Çok değişmiş hayat. Ben çok değişmişim sana. Ve sen eğer İstanbul'a gelip bir gün gidersen göreceksin Cihangir'deki o merdivenlerde sana çekilmiş dumanın izmaritini. Ve o 3 yılı da göreceksin. Senle konuşursun bilemem. Hatırlamam bile meçhul. Ama ben öğrendim artık. Senden sonra öğrendiğim bir şey var. Cihangir yolu.